endüstriyel tasarımlarda inform, onunla beraber de bir işlevi olan, değil mi? Hepsi birbirinin bütünleyerek tasarlanıyor. I do it basically because design is about humans, about their physical appearance, and it's so much fun to think about our senses, what we can hear, what we can feel, what we can see. Tasarım benim için gerçekten kendimi ifade etme biçimi. Farkındalığı yüksek, bilinci yüksek tasarımlar yapmak istiyoruz. Çünkü kullandığımız kumaştan sürdürülebiliyor olması, organik olması işte ve el işçiliğinin çok ön planda olması bizim için önemli. Çünkü çok hızlı tüketilen bir dünyadayız. Also, it's all about sustainability. Because we have this pure, lovely nature here, we want it to be as pure in the future than it's now. So we need to take care of that also. Belki bu temele indiğimiz zaman da bilgiyi üreten ülkeler, bilgiyi tüketen ülkeler. Tasarlayanlar, tasarlananları kullananlar. Markayı yaratanlar, marka yaratılan markanın peşinde koşturanlar ve gidenler. Ama fark, önden gidenler. Çünkü bilgiyi ürettiğiniz zaman bilginin sahibi oluyorsunuz. Bilgiye egemen oluyorsunuz. Bilgiyi tüketenlerden de farkınız zaten bu. Tasarım bizim için, inanın belki yanlış, belki benzetme olacak ama Napolyon bir gün demiş ki, Avusturya'yı işgal etmeden önce mağlup olmuş, biraz geri çekilmiş, komutanlarını çağırmış, sormuş onları. Demiş ki, niye Avusturya'yı işgal edemedik veyahut da giremedik? Demişler ki, 10 tane sebep var. Söyleyin birincisini. Demişler ki, barut bitti. Demiş, diğerlerini saymıyor. Tasarım bizim için sanayimizin, endüstrimizin, ihracatımızın, geleceğimizin barutudur. Veyahut da enerjisidir. Tasarımıyla tasarımcı Merve Kutlu'yu alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Merve Hanım'a geliyorlar. Tebrik ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz Merve Hanım, geldiler. Devam ediyoruz efendim. Modüler aydınlatma birimleri tasarımcı Alican Faydalı. Alkışlarımızla sahneye geliyorlar. Ödüllerini almak üzere. Şu anda Merve Hanım da ödüllerini alıyor. Alican Faydalı. Ve şimdi de sırada Durma Bekler. Tasarımcı Öner Yıldırım, alkışlarla sahneye davet ediyorum efendim. Sırada ECA, Smooth Radyatörle bu ürüne layık görüldüler, bu ürüne layık görüldüler. Tasarımcı Soykan Günsel, Ekrem Serdar Elçe ve Senem Adapçı'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Senem Hanım, sizi de şöyle alalım. Tebrik ediyoruz efendim. Fotoğraf çekimleri gerçekleşirken sırada Turkuaz Seramik var. Turkuaz Seramik'te ateşerle lavaboyla plana çıktılar, ödüle layık gördüler. Tasarımcı Mehmet Aktamır'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Mehmet Bey, buyurun. Tebrik ediyoruz. Buyurunuz. Arkada müthiş bir tasarım ordusu. Ama gerçekten tam basın için, değerli basın için harika bir...